Merhaba gençler. Bu haftaki dersimizde sizlerle birlikte 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti konusunu işleyeceğiz. Yavaş yavaş Osmanlı Devleti ünitelerini bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dendiği zaman iki büyük konumuz var. Birisi Trablusgarp Savaşı, diğeri de Balkan Savaşları. Hazırsanız Trablusgarp Savaşı'ndan başlayalım. Trablusgarp Savaşı 1911 ve 12 yılları arasında İtalya ile Osmanlı arasında geçen bir savaştır. İtalya'nın durumuna bakalım isterseniz. İtalya 1871 yılında siyasi birliğini tamamlayarak resmen kuruluyor. 1871 yılı oldukça geç bir tarih özellikle Avrupa için. Şöyle düşünelim 1750'lerde sanayi inkılabının yaşandığını, bir sürü Avrupa devletinin kocaman kocaman sömürgeler elde ederek büyük sömürge imparatorlukları kurduğu bir dönem. Neredeyse 100 yıl geç kalmış bir devlet. İtalya tabii ki siyasi birini geç tamamlayınca bir an önce sömürgeleşerek o da modaya ayak uydurmak isteyecek. Yoksa bu kurtlar sofrasında avcı olayım derken av olması kaçınılmaz değil mi? İtalya'yı Trabluskarp konusunda İngiltere ve Fransa'da tabii ki yüreklendirecekler, destekleyecekler. Neden? Çünkü e, Almanya yine İtalya ile aynı yıllarda siyasi birliğini tamamlayan bir devlet. Bizzat Fransa ve İngiltere'nin sömürgelerine göz koymuş. Onların sömürgelerini e, alarak bir rekabete girişmiş. İtalya'nın da böyle yapmasını istemiyorlar. Etekleri etrafında dolaşsın istiyorlar İtalya'yı. İtalya e, da bu durumdan memnun tabii ki. Almanya kadar cesur hareketlere pek de sıcak bakmıyor zaten. İtalya bu desteği de alınca... Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kalmış son toprağı olan Trabzgarbu işgal edecek. Osmanlı Devleti konumu itibariyle hem kara bağlantısı yok, hem de deniz gücü olmayınca Osmanlı'da o dönemde biliyorsunuz İkinci Abdülhamit saraydan çıkmamış ve e, Boğaz'da demirli gemileri çürütmüştü donanma çürümüş çok çağın gerisinde kalmış. E Dolayısıyla ne karadan ne de denizden yardım gidemedi Trablusgarb'a. O zaman işte bazı vatansever subaylar ortaya çıktılar. E, Mustafa Kemal ve Enver Paşa en tanıdıklarınız. E, gazeteci kılığına girdiler, Arap gazeteci kılığına girdiler. E, Trablusgarp'a gizli yollarla ulaştılar ve halkı örgütleyerek, halkı silahlandırarak Trablusgarp halkının e, bizzat İtalyanlara karşı savaşmasını, direnmesini sağladılar. E, şöyle bir bakabilirsiniz arkadaşlar, e, Tobruk ve Derne dediğimiz bölgede e, Tobruk Kumandanlığı'na getirilmiştir Mustafa Kemal. Enver Bey de derne Kumandanlığı'na. Burada çok büyük başarıları var. Bin Gazi'nin kurtuluşunda yine Enver Paşa'nın çok önemli müdahaleleri var. İşte Trablus bölgesi burası. E, peki, şimdi e, tabii ki burada bir sınav veriyor İtalya. Öyle düşünelim. E, bir ordu ya da donanma yok Osmanlı'da. E, hemen oluşturulmuş halktan oluşan bir orduya karşı İtalya İlerleyemiyor Trablusgarp'ta. Trablusgarp halkı canla başla komutanları sayesinde de tabii ki örgütlenerek çok güzel savunmuşlar memleketlerini. E, İtalya gerisin geriye dönerse av olur değil mi büyük Avrupa devletlerine? O da buna e, cesaret edemeyecek ve Osmanlı'yı zorunda bırakmak için Trablusgarp'ın terkine gelip buradaki bazı Ege adalarına yönünü çevirecek, buraya yerleşecek ve hatta silahlarını Anadolu'ya çevirerek, Boğazlara doğru çevirerek Tehdit edecek Osmanlı'yı yani ya Trabluskarp ya burası bak geldim burnunun dibine kadar diyecek. Tam bu sırada bu durumu fırsat bilen Balkan devletleri Osmanlı'ya saldıracaklar. Tabii ki Osmanlı devleti 3 cephede birden hatta Balkan devletleri 4 devlet saldırdığı için çok fazla sayıda cephe açılmış olacak. Osmanlı Devleti sıkışıyor. Trabuz Karba baksın, adalara mı baksın, Balkanlarda saldıran bu devletlere mi baksın? Dolayısıyla İtalya'nın isteği doğrultusunda bir anlaşmanın yapılmasına razı gelmek zorunda kalacak Osmanlı. Kahramanlıkla kazandığı, silahla kazandığı ya da vermediği Trabuz Karba kalemle vermek zorunda kalacak. Buyurun Uşi Antlaşması. Trabluskarp ve Bingazi İtalyanlara terk edilecek. Ancak şöyle bir devamı var bu maddenin. Diyor ki Trabluskarp ve Bingazi halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Bunu Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Kırım'ı kaybettiğinde de söylemişti hatırlarsanız. Amacı bu kaybettiği Müslüman topraklarıyla kültürel bağları koparmamak ve hani mümkün olursa onu geri almak. Hani geçici bıraktığını düşünüyor kendi kafasından. E, asıl e, kağıtta da yazan geçici bırakılan şey de 12 Ege Adaları. Deniyor ki 12 Ege Adalarda sen şimdi geldin e, asker çıkardın ya buraya götürme bu askerlerini. Geçici olarak sana bırakmış olayım ben bu adaları. Çünkü ben biliyorum ki bu bana saldıran Balkan devletlerinden biri yani Yunanistan bu adaları istiyor. Ona kaptırmak istemiyorum. Bakın burada çok acıklı bir cümle var aslında düşünelim. E, eğer adalar bende olursa Yunanistan benden alabilir ama sana gücü yetmez sen burada dur değil mi? Bakın kendi toprağını koruyamayacak durumda e, kurda kuzu emanet ediyor gibi düşünebiliriz. Zaten 1947 yılında da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar resmen 12 Ege Adalarını Yunanistan'a bırakacaklar. Önemine baktığımız zaman az önce söylemiştik Kuzey Afrika'nın Kuzey Afrika'daki son toprağıydı Osmanlı'nın Trablusgarp. Böylece Osmanlı devleti Kuzey Afrika'daki varlığını tamamen kaybetmiş oluyor. Gelelim az önce bahsettik Osmanlı Trablusgarp'la uğraşırken Osmanlı'nın zor durumundan faydalanmak isteyen Balkan milletleri çeşitli nedenlerle Osmanlı'ya saldıracaklar. Bakalım neymiş bu çeşitli nedenler ya da e, önce kimler katılmış bakalım isterseniz. Birinci e, Balkan Savaşı 1912 yılında Bulgaristan'ın öncülüğünde kurulan bir ekiple başlıyor. Bulgaristan yani fikir babası diyebiliriz. Yunanistan alıyor yanına Sırbistan ve Karadağ'ı hatta Balkan Savaşı Karadağ'ın saldırısıyla başlıyor. Arkadaşlar bu AYT tarzı sorularda böyle şeyler gelebiliyor. Hani Bulgaristan öncüsü diye savaşın sanki o başlatmış gibi düşünüyorsunuz ya da büyük devletlerden biri başlatmış gibi düşünüyorsunuz. Eşiklerde de bunlar hepsi olacağı için Karadağ'ı pek önemsemiyorsunuz ama 1. Balkan Savaşı Karadağ'ın saldırısıyla başlamıştır. Lütfen bunu bir kenara not edin derim. Nedeni tabii ki Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen atmak. Balkanlarda bizim elimizde o dönemde ne kalmış? Makedonya. Makedonya'yı ele geçirmek istiyorlar. Tabii ki Rusya'nın panslavist kışkırtmaları da fitili ateşleyen noktalardan biri. Haritada da lütfen bakarsanız bu devletlerin yerlerine önemli. Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan. Bu dört devlet Dört cepheden e, saldıracaklar Osmanlı'ya karşı. Hatta bakın Bulgarlar, Bulgaristan, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın bir bölümünü alarak... E, ...neredeyse Trakya'dan bizi e, atacak konuma geliyor. E, bu yüzden de Osmanlı'nın büyük bir hezimet yaşadığını burada söyleyebiliriz. E, Osmanlı Devleti, burada Londra Anlaşması gelecek. Birazdan söyleyeceğim. Bu anlaşmayla arkadaşlar... Bakın Karadeniz kıyısındaki Midye kentinden burada Ege kıyısındaki Enes kentine bir hat çekecek. Midye Enes, Midye Enes'in batısını e, Balkanlara bırakıyor. Doğusundan itibaren Osmanlı devleti başlıyor. Eskiden bu toprakların tamamının Osmanlı'da olduğunu unutmayın. Yani oldukça eee Balkanlardaki varlığı bitti diyebiliriz. Oldukça azaldı diyecektim ama hani bitti desek Yeridir. Hatta Türk topraklarını bile kaybetmiş görüyorsunuz. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bir bölümünü de e, kaybetmiş. Peki e, burada Enver Paşa'yı koymamın nedenini birazdan daha iyi anlayacaksınız. E, peki neden acaba başarısız olduk diye böyle şapkayı önlerine koymuşlar düşünmüşler. E, sonuç şu. Bir kere ordunun siyasete karışması. Ordu içerisinde siyaset yapılırsa ne olur? Ordu hareket edemez hale gelir. Doğru mu? E, şöyle düşünelim. E, şimdi bir hedef belli düşman geliyor. Ona karşı e, X'çilerle Y'ciler e, tamam müdahale edeceğiz. E, X'ci diyor ki bu taraftan gidelim. Yciler hayır. Ona muhalefet edecek ya şu taraftan gidelim. E, ama yani bir taraftan gitmeniz lazım neticede. E demek böyle bu tarz siyasi tartışmalar orduyu hareket edemez hale getirir. Elini ayağını dolandırır. E, ordu siyasete nasıl karışmıştı? Hatırlarsanız Birinci, ikinci meşrutiyetleri hatırlıyor musunuz? Orada ikinci meşrutiyet zamanında 31 Mart ayaklanmasından bahsetmiştik. E, 1909 yılında gerçekleşen. E, orada e, İstanbul'da askerler de bu ayaklanmaya katılmıştı. Bastırılamayınca Makedonya'da İttihat terakki liderlerinin başını çektiği bir hareket ordusu oluşturulmuştu. Hatta Mustafa Kemal de o dönemde kurmay başkanıydı bu e, ordunun. Hemen ne yaptılar? İstanbul'a geldiler ayaklanmayı bastırdılar. Evet tamam. Burada göreviniz bitti, meşrutiyeti korudunuz e, bu orduyla birlikte. Geri dönmeniz lazım, değil mi? Orada neticede bir göreviniz var sizin e, manastırda, Balkanlar'da, Makedonya'da. Geri dönmeyecekler ve siyasete tutuşacaklar. İşte Abdülhamit'i e, tahtından indirmek e, ve beraberinde işte siyaseti ele geçirmeye çalışmak gibi faaliyetlerde bulunacaklar. E, böyle olunca da orada ciddi bir otorite boşluğu ortaya çıkacak geldikleri yerde yani Makedonya'da askeri bir otorite boşluğu. Ve savaştan kısa bir süre önce ciddi bir terhis olayı yaşanmış. Yani askerler terhis edilmiş. E bu durum da orada bir otorite boşluğu yaratıyor tabii ki. Hemen böyle hızlıca birlikler e, oluşturulup e, geç de olsa harekete geçirilmiş. Onlar da henüz bu savaş düzenini alamadıkları için de yetersiz kalacaklar. E, denizden müdahale verelim. E, zaten donanma yok elde. Olsa Trabluskarp'ta değil mi donanmayla savaşırdık. Dolayısıyla bu gibi sebeplerle Osmanlı Devleti yeniliyor. E, hatta dört cephede birden yeniliyor diyebiliriz. Ve geliyor Londra Anlaşması. Midyen'e sattı sınır olarak kabul ediliyor. E, Makedonya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kaybediliyor. Arkadaşlar bu geçmiş yıllarda soruldu. AYT tarzı sorularda Balkan Savaşlarından sonra kaybettiğimiz topraklardan değildir diyerek burada kaybettiğimiz topraklara verdim dikkat edelim lütfen İmroz ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını da yine bu savaşla kaybediyoruz arkadaşlar 12 Ege adaları ile Ege adalarını lütfen karıştırmayın Ege adaları Çanakkale İzmir dolaylarındakiler ama 12 Ege adaları İzmirle Muğla arasındakiler bu yüzden iki farklı Ege Adası tabirinden bahsetmiş oluyoruz. Gelelim 2. Balkan Savaşı'na. Bir kere ilk etapta söylemem gereken şey 2. Balkan Savaşı'nın ilk etapta bir tarafı değil Osmanlı Devleti. Bakın karşılıklı devletlere birbirlerini yemeye başlamışlar. Neden? Çünkü Bulgaristan Savaşın sonunda en büyük payı kendine almış topraklardan. Çünkü diyor ki ben fikir babasıyım. En fazla askeri ben harcadım. En fazla mermiyi ben harcadım. O zaman en büyük toprakları ben alacağım. Düşünün Bulgaristan Ege Denizi'ne de kıyısı olmuş. Edirne'yi falan alarak, Tekirdağ'ın bir bölümünü alarak. E buna da tabii ki Yunanistan razı gelmeyecek. Bu sefer Yunanistan, Sırbistan, Karadağ örgütleyip bir de yanına Bulgaristan'ın düşmanı olarak bilinen Romanya'yı biliyorsunuz aralarında bir Dobruca, Transilvanya bölgesi kavgası var. Onu da yanına alarak Bulgaristan'ın Osmanlı topraklarından aldığı paya saldıracaklar onlar almak için. Ve tabii ki böylece Balkanlar kendi aralarında bir savaş yapmış olacaklar. Osmanlı bu durumu fırsat bilir mi? Evet bilir. Midye-Enes hattını kırarak Türklerin yoğunlukla yaşadığı Doğu Trakya'yı alıp geri çıkacak. Yani Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ. Makedonya'yı alacak güç var mıydı yok muydu onu tartışmaya gerek yok ama zaten Türklerin yoğunluklu yaşadığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın geri alınması da son derece büyük bir başarıdır. Burada Enver Paşa Edirne Fatihi olarak e, anılır. Mustafa Kemal de arkadaşlar Edirne ve Dimetokan'ın alımında çok önemli rol oynamıştır. Şimdi Osmanlı Devleti Bulgaristan'la İstanbul Anlaşması yapıp sınırını belirliyor. Yunanistanla Atina anlaşması yapıp sınırını belirliyor. Diğer devletlerle, yani mesela Sırbistanla sınırı yok Osmanlı Devleti'nin ama bir anlaşması var İstanbul anlaşması yine aynı isimle. Burada bir sınır tartışması yok. Esirler işte esir değişimine ilişkin, bundan sonraki siyasi sosyal e, ilişkilere ilişkin bir takım e, maddeleri var ve diğerleri e arasında, yani Bulgaristanla diğer e, katılan Balkan devletleri arasında da Bükreş Antlaşması yapılıyor. Bu anlaşmalarda yine AYT'de soru olarak karşımıza gelebilir. Peki bu arada iki Balkan Savaşı'nın arasında bir siyasi gelişme yaşanıyor arkadaşlar. İttihat-Teraki liderleri Talat Bey ve Enver Bey bunlar hükümeti sorumlu tutuyorlar Birinci Balkan Savaşı'ndaki yenilgiden ve hükümet binasını, hükümet binası o dönemde Babali ismini taşıyor. Burayı basıyorlar ve hükümet üyelerini e, öldürerek yerlerine geçiyorlar. Hatta hareket ordusunun başkanı Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazam yapacaklar bu dönemde. Bu resmen bir askeri darbedir arkadaşlar. Bu darbeden sonra da İttihat Terakki'nin e, başa geçtiğini görüyoruz. Talat Bey daha sonra sadrazam oluyor. Enver Paşa e, harbiye nazırı oluyor. Yani savaş bakanı diyebiliriz. E, İttihat Terakki'nin hüküm sürdüğü bir dönem e, izleyeceğiz. Bundan sonra Osmanlı'da. Peki. Şimdi içeride ve dışarıda bu dönemde yani 20. yüzyıl başlarında neler olduğuna bir baktık. E şimdi bilgilerimizi kullanarak birkaç tane çıkmış soru çözelim derim. Hazırsanız başlayalım. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Balkan Savaşları sonunda yapılan anlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye'ye Kavala, Bulgaristan'a, Yanya, Selanik ve Girit adası Yunanistan'a verilmiştir. Peki e, dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum Kavala, Yanya, Selanik Girit buralar Türklerin de yoğun olarak yaşadığı yerler Selanik'i zaten biliyorsunuz Mustafa Kemal'in doğduğu yer e, dolayısıyla buradaki Türkler e, yabancı devletler içerisinde azınlık durumuna düşecekler. Hatta Batı Trakya Türkleri diye bir sorun ortaya çıkıyor. Batı Trakya'dan Türkler yoğun olarak bu dönemde Anadolu'ya göç edecekler. Bazen sorularda Balkan Savaşları'ndan sonra Anadolu'daki Türk nüfus artmıştır diyor. Evet bu göçü e, göz önüne alarak artmıştır şıkkını kabul edeceksiniz. Ne alaka demeyeceksiniz. Bakalım hangi sorun süre gelmiş bugüne kadar? Ege hava sahası, Anadolu'ya yakın olan Yunan adalarının durumu, Ege denizi kıta sahanlığı, Kıbrıs adasının durumu, Batı Trakya'da kalan Türklerin durumu. İşte şıklarda Edirne karşımıza çıktı ama diğer şıklar da hala bugüne kadar devam eden Yunanistan'la yaşadığımız sıkıntılardır arkadaşlar. Bunları da göz önünde bulunduralım. Evet, İstanbul Anlaşmasında yer alan bu hükümler Bulgaristan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir diyoruz? Osmanlı devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul Anlaşmasında Bulgaristan'da kalan Türklerin mülk edinmesi müftülerini kendilerinin seçmesi, ilkokul ve ortaokullarda öğretimlerinin Türkçe olması gibi hükümler yer almış. Yani Türklere bazı ayrıcalıklar tanımışlar. A. Milliyetçilik anlayışının önemini yitirdiğini mi gösteriyor bu durum? B. Azınlıklar arasında dini duyguların zayıfladığını mı? C. Diğer Balkan ülkeleriyle ekonomik işbirliğine gidildiğini mi? D. Azınlık haklarının korunacağına güvence verildiğinin mi? E. Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarının bittiğini mi? Tabii ki Türkleri burada azınlık olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. E, dolayısıyla azınlık haklarının korunacağına dair bir güvence verilmiş ama öyle mi olmuş onu araştırıp görebilirsiniz. Yalnız bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş. Bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan'ın yönetimine geçmiş. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna mı gelmiş? Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla olan sınırlarında değişiklik mi yaşanmış? Evet, toprak kaybetmiş. Osmanlı İmparatorluğu'na sınır komşusu olan bağımsız devlet sayısı artmış mıdır? Bu adamlar zaten bağımsız mıydı daha önce? Onu da düşünerek cevabımızı Yorumlayalım arkadaşlar. Ee, şimdi sınır komşusu olan bağımsız devlet sayısı artmıştır derken, Makedonya'nın da daha sonra bağımsız olacağını e, göz önünde bulundurarak cevabımızı Edirne olarak verebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisiyle İttihat ve Terakki Partisi Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine tek başına egemen olmuştur diyor. Tek başına egemen olmak. Biraz önce bahsettik hatırlarsanız bir Ali baskınından bu aYT tarzı bir soru cevabımız Bağbaali baskını. Evet çok teşekkür ediyorum ben size bu süreçte lütfen bolca kitap okumayı ihmal etmeyin diyorum. Hepinize hoşçakalın, sağlıkla kalın.